Merhaba, içerime hoş geldiniz. Bugün içerimde size tropikal bir meyveden bahsedeceğim. Papaya meyvesi Türkiye'de, ülkemizde de iklimi uygun bulduğu yerlerde, Antalya, Mersin, Muğla gibi Akdeniz bölgelerinde yetiştirilmeye başlandı. Bu meyveyi zincir marketlerde bulabilirsiniz. Ben file marketten aldım, kilosu 38 lira. Şimdi bu şöyle çıkarttığımızda, bu papaya meyvesinin 50 santime yakın olan uzun modeli. Bu birazcık Meksika orijinli, çıkışı Meksika. O tarz, yani o tarafın uzun olan, 50 santime yakın olan, uzun şekilde olan meyvesi. Papaya aslında bir ağaç kavunu diye de adlandırabilirsiniz. 25-30 derece nemli sıcaklıklarda elde ediliyor, yetiştirilebiliyor. Hawaii ve Tayland'da yetişen tipleri de var. 2-3 çeşit bunlar. Biraz daha şöyle ufak olanı var. Bunu kendi bahçenizde uygun ikliminiz varsa, balkonunuzda saksıda bile, biraz daha bodur ağaçları var. Ufak meyvesi oluyor. O şekilde yetiştirebiliyorsunuz. Bu birazcık ham modeli. Bu turunculaşırsa böyle biraz olgun hali oluyor. Bunun kabuğunu soyup dilimleyerek meyve olarak da tüketebilirsiniz. Pişirerek de yemeklerde kullanabiliyorsunuz. Ayrıca bunun olgunu, turuncu olanı da zaten daha lezzetli oluyor. Rendeleyip böyle salatalarınızda da kullanabiliyorsunuz. Şimdi bu tropikal meyveyi neden sizinle tanıtmak istedim? Sizinle paylaşmak istedim bunu. Şimdi bu papaya meyvesi sağlık açısından çok ciddi vitaminlere sahip. Bu yüzden interneti araştırdığınızda bununla ilgili devasal bir faydaları olan böyle listeler, vitamin değerleri görebileceksiniz. A, E, C, B vitaminleri gibi vitaminler içeriyor. Cilt sağlığının dostu, vücuttaki ödemlerin atılması için çok büyük bir antibiyotik, büyük bir ilaç. Kan basıncı dengelemede vesaire, vücuttaki işte kireçlenmeyi önleme, bağışıklık sistemini çok güçlendiriyor. İşte saç dökülmesine karşı koruyucu özelliği var. Gözlerimizi güçlendiren bir vitamin değeri var. Efendim söyleyeyim, bağırsaklarındaki parazitlerinizden kurtulmak istediğinizde çok faydası olan bir meyve. Eklemlerde kireçlemeleri önlemek için büyük bir vitamin dengesi var. Harika bir meyve. Sonrasında kötü kolesterole karşı iyi bir direnç sağlıyor. Kötü kolesterolünüzü düşürüyor. Yani bu bilgilere ulaştım ben. Sizlerle paylaşmak istedim. Kendiniz de internette yazarsanız papaya meyvesinin faydaları diye, zaten daha detaylı bilgilere ulaşacaksınız. Yani bunun vitamin değerlerinin gerçekten doğru veya doğru olmamasından ziyade, sonuçta böyle bir meyve yaratmış Allah. Bunun da illaki bir faydası, vücudumuza değişik katkıları vardır. Biz de bunu ülkemizde hazır marketlere geliyor, bulmuşuz. Hem şöyle bir tadına bakalım, hem de sizlerle şöyle bir tanımayanlar için bu meyvenin şeyini bir paylaşayım istedim. Birlikte keselim. Tadına bakalım şöyle. Gördüğünüz gibi kavunumsu bir şeyi var zaten iç kısmında. Şöyle tam ortadan bölelim. Kavun yumuşaklığında zaten. Kesmesi öyle zor değil. Göbeğinde çekirdekler olacak, böyle karabiber gibi. Ama bunda çekirdek bile gelişmemiş. Şurada ufak bir tane var. Normalde şu çekirdeklerden böyle daha büyüklerinde dolu oluyor. Bu 70 santimle, yani 700 gramla 1,5 kilogram arasında büyüklüğe sahip. 50 santim civarı demiştik. İşte şöyle çekirdekler oluyor bunun. Bu çekirdekleri aslında dolu oluyor bu genelde de. Bu yetiştirmede biraz daha çekirdeksiz olmasını sağlamışlar sanırım. Böyle daha da güzel. Gördüğünüz gibi iç yapısı kavuna benziyor. Bunun böyle dış kabuğunu şöyle soyalım. Sonra dilimleyeceğiz bunu. Ve bir meyve olarak dilim dilim tüketeceğiz. Kuru yemişçilerde bunun kurusunu bulabiliyorsunuz. Kuru meyveler biliyorsunuz son zamanlarda bayağı bir moda oldu. Valla ben kolay bulmaya artık ve fiyat olarak da hani ananas ve mango gibi ürünler tanesi parasına siz bunu kilogramını alıyorsunuz. O yüzden hani bence menünüze dahil edin derim. Çok gerçekten faydalı.
Özellikle şu kireçlemeyi falan önleyici özelliği olması, bağışıklığı artırması, vücudun kireçlenmeden, eklem sorunlarından kurtarıyor olması güzel bir şey. Gençleşmiyoruz, yaşlanıyoruz artık. İhtiyacımız olacak böyle vitamin değerlerine. Parazitlerden kurtulmak için de güzel bir meyveymiş. Yani ben papaya'ya yeni ulaşabildim. Marketlere pek denk gelmiyor. Uzak Doğu'ya gittiğimde tatmıştım ama ülkemizde de olmasına seviniyorum. Yani ağaç kavanozu da diyebilirsiniz buna. Zaten muz ağacı tarzı böyle ağaçları var, çalılı, dikenli gibi. İnternetten baktığınızda rahatlıkla göreceksiniz. Böyle kavun dilimi gibi dilimliyorum ben. Biraz daha ham olursa, yeşilimtırak olduğunda ve tuzla, üstüne tuz atarak da tüketebilirsiniz. Dediğim gibi salatalarınızla rendeleyebilirsiniz. Tropikal meyveler. Değişik lezzetlere sahip güzel meyveler. Bunun böyle kurutulmuşları da var. Kuru yemişlerden kurtulmuşuna da ulaşabilirsiniz. Ama yani ben faydalarını okuduğumda gerçekten çok etkilendim. Ve hemen aldım yani bir tane. Hazır marketlerde de bulabildiğinize göre. Şöyle tadına bir bakarsak. Tadını sorarsanız o küçük kavunların lezzetine benziyor. Biraz kavun kadar, bal gibi değil, o kadar. Yoksa yabancılık çekebileceğiniz bir tat değil. Çok şahane bir şey. İltihap sökücü özelliği çok güzel. Vücudunuzdaki iltihaplardan kurtarıyor sizi. Vücudunuzda enfeksiyon oluşmasını engelliyor. Yani tropikal meyveleri bulduğunuz zaman bence affetmeyin. En azından bir tadına bakın. Damağınız uyar mı uymaz mı? Ama bazı şeyler damağa uymasa da tüketmek lazım gerçekten. Vitamin açısından çok güzel. Papaya. Muhteşem bir meyve. Ben çok beğeniyorum lezzetini de. Vitamin anlamında da dediğim gibi internetten araştırın, çok etkileneceksiniz. Siz de kesinlikle tüketin. Tavsiye ederim yani. Fiyat olarak da çok zorlayıcı değil. Hazır marketlerde bulunduğuna göre. Yani ben file marketten elde ettiğime göre. Muhteşem yani, gördüğünüz gibi. Kavun tarzı bir şey zaten. Dıştan yeşil gördüğüne bakmayın, salatalık rengi gibi ama. İçi kavunumsu zaten. Bunun dışı da bu rengi alıyor zaten biraz daha olgunlaştığında. Ama bu haliyle güzel. Daha da olgunlaştığında biraz daha tadı lezzetli hale gelir. Daha oturur yani, kavunumsu olur. Beğeni, like atmayı unutmayın. Yine güzel bir içerik paylaştığıma inanıyorum. Süper teşekkürlerinizi benden esirgemeyin. Kanalıma abone değilseniz lütfen abone olun. Pusula Çağlayan ailesi büyümeye devam ediyor. Sizlerin enerjisiyle bu güzel çalışmaları birlikte yapıyoruz. Yeni içeriklerde, çalışmalarda buluşmak dileğiyle. Sevgiyle kalın. Tam zamanlı Pusula Çağlayan'da kalın. Hoşça kalın.